Cem Durul geliyor. Merhabalar Cem. Cem hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, seni tanımak isteriz. Cem Durul, 35 yaşındayım. İtalyan Venedikli, İtalyan bir turistin. İstanbul'da yakışıklı bir İstanbullu turist rehberiyle tanışmasıyla başlayan romantik bir aşk hikayesinin iki mahsulünden biriyim ben. Öyle mi? Aynen. İkinci mahsul de zaten arkada. Çok güzel. Abim, onunla zaten beraber geldik. Yani bir İtalyanlı bir Türk'ün evliliğinden doğan bir çift kültürlü evde ben büyüdüm aslında. Ve bunun birçok avantajını ömrüm boyunca yaşadım. Çok seyahat etme imkanı buldum. Gerçekten ömrümüz hani trenle, otobüsle, uçakla, arabayla bütün Avrupa'yı ve dünyayı bu sayede gezerek biraz geçti. Yani hem babamın rehber oluşu, hem annemin yabancı oluşundan ötürü. Bu avantajı yıllarca yaşadık ki bu bir aynı zamanda risk de olabilirdi. Hani biliyorsunuz hani ne oralı ne buralı gibi bir durum evet, da olabilirdi ama gerçekten sağ olsunlar bu iki kültürü bize çok yakından hissettirerek bizi çok güzel bir şekilde bugünlere getirdiler. İtalyan Lisesi'nde okudum. İstanbul İtalyan Lisesi'nde okuduktan sonra da Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme fakültesinde öğrenim gördüm. Ve orada okurken de ben daha çok eskiden basketbol oynamış biriyim. Ve futbolu çok da iyi oynamazdım aslında. Halı sahalarda maç yapardık ama çok da başarılı bir halı saha oyuncusu hiçbir zaman olmadım. Ve halı sahada aslında kendimize göre rakipler ararken, böyle çok da iyi olmayan rakipler ararken bir proje geldi aklıma. Ve işletme fakültemi bitirirken bir test projesi olarak bunu hocama sunmak istedim. Okulumu bitireceğim zaman. Bu test projesini de sunarken işte halı sahada kendi güçlerinde rakip bulmayı model alan bir proje sundum aslında. Bu sayede her takım kendine göre eş kuvvetli rakipler bulabilecekti. Bunu sunduğumuz zaman hocamız bunu kabul etmedi ve proje kabul edilmedi. Ardından hem abim hem de arkadaşlarımla beraber biz buna inandık. Dedik ki biz bunu projeye çeviririz, gerçeğe çeviririz, bir iş modeline çevirebiliriz. Ve ardından biz bunu hemen bir projeye çevirdik. Ve gerçekten önce İstanbul'da, daha sonra bugün Türkiye'nin 16 şehrinde şu an kullanılıyor mu bu proje? 250 bin halı saha oyuncusunu içinde barındıran bir halı saha ligi haline geldi. Bu? Bir app'i de var ve bir internet sitesi de var. Ve oradan herkes kendine göre rakip bulabiliyor. Ve bu sayede de şu anda Türkiye'de bir 16 şehirde oynanan bir lig haline geldi ki biz daha sonra bunu Avrupa'daki muadillerimizle beraber Avrupa Halı Saha Federasyonu'na ve Dünya Halı Saha Federasyonu'na kadar taşıyarak buradaki şampiyonu da dünya standartlarında farklı ülkelerdeki rakiplerle de oynatma şansını bulduk. Yani 2012 yılından beri Türkiye'nin şampiyonu Avrupa'da, dünyada, farklı ülkelerde ülkemizi temsil ediyor. Çok güzel olmuş ya. Yani sıfırdan geldiğimiz gerçekten çok keyifli bir proje oldu. Acaba projeyi kabul etmeyen hocan projeyi kullanıyor mudur? Ya projeyi üstünde konuştuk gidiyorsa kendisiyle. Konuştun mu? Kendine göre tabii ki dayanakları vardı bunu kabul etmemek için. Ama bugün bizi o da tebrik ediyor ki zaten abim de aynı okuldan mezun. İkimizin de hocalığını yapmıştı ve bugün hakikaten o da projenin geldiği noktayı çok tebrik ediyor. Spor organizasyonları yapıyoruz bunun dışında tabii. Hem şirketler arasında olsun, farklı branşlarda birçok organizasyona imza atıyoruz. 15 senedir yaptığımız çok keyifli bir iş. Anladım. Abimle geldim dedin. Sözü kendisine verelim. Tabii ki. Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar Kerem Bey. İyi akşamlar, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Deniz Durul ben, abisiyim. Bugün itibariyle 39'u bitirdik. 40'tan gün alıyoruz. Doğum bugün günüm. İtibariyle mi? Evet, kardeşimizin yanında olun dedik doğum gününde. Nice yıllara. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim. Çok sağ olun. Ben de onun gibi İtalyan Lisesi mezunuyum. Bahçeşehir Üniversitesi. Aynı okullarda okuduk diyebilirim. Evliyim. Bir tane de kızım var. Maşallah, Allah başlasın. Kendisine yani klasik bir laf olacak ama güveniyoruz. Daha önce benim yayın geçmişim var. Radyoda 2 sene program yaptım. Ne üzerine? Spor mu? Spor. Türkiye'nin en büyük spor radyolarından birinde 2 sene yayın yaptım. Onun da yayın geçmişi var. O yüzden sakin kalacağını düşünüyorum. Heyecan yaşamadan başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Cem, kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Harika. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Söz almak için işaret parmağını havaya kaldırıp ısrarlı ve heyecanlı şekilde hangisini söyleyen muhtemelen bir ilkokulu öğrencisidir? A. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. B. Houston, bir problemimiz var. C. Bir cisim yaklaşıyor efendim. D. Öğretmenim, öğretmenim. Öğretmenim de son karar. Ortaokuldan sonra hocama geçiyor. Evet. Ortaokula kadar öğretmenim. İlkokulda öğretmenim. Tebrik ediyorum Cem. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Semaver genellikle hangisi için kullanılır? A. Çay demlemek. B. Yufka açmak. C. Portakal sıkmak. D. Sarımsak dövmek. A. Çay demlemek son karar. Cem, tebrik ediyorum. İlk barajı geçtin. 2000 liraya garantiledin. Bir şey söyleyecektin. Teşekkür ediyorum. Ya şimdi diğer yarışmacılarla daha önceden izlediğimiz programlarda vesaire hep konuşurken en büyük stres burada gerçekten şu iki soruda, ilk iki soruda yaşanacak olası sıkıntı. Hani ben buraya gelirken ne düşündüm, nereye giderim diye düşündüm. Bunların inanın hepsi ikinci plandaydı. Burada çünkü önemli olan şu. Hakikaten bu yarışma, İtalyanca'da bir söz vardır. Un'esperienza di vita. Yani ömrününüzde belki denk gelebilecek tek ve en Tek güzel şans. tecrübelerden Evet. bir tanesi. Bunun tadını çıkarmak ve bunu yaşamak. O yüzden ben burada hani 3 senaryoya göre kendimi hazırlamıştım. C senaryosunda ilk iki sorudan birinde eleniyorum. Buradan hani bir dikkatsizlik Evet. hatası. İşte bu biraz işin açıkçası hani şans faktörü veya hani dikkatsizlik faktörü diyelim. Veya heyecan. Veya heyecan faktörü diyelim. O da biraz işin medeni cesaret bölümü aslında. Hani bu ilk iki soruda elenmeyi göze alarak buraya gelmek, o Kesinlikle. gerginliği göze almak Kesinlikle. buraya gelmek. B senaryosunda 2 ile 30 arasında şimdi geleceğimiz noktada biraz ters bir noktadan, beklemediğim yerden bir soru geliyor. Ve hani jokerlerime de harcamak istemediğim için risk alıp eleniyorum. O da işin biraz şans kısmı oluyor. Oradan sonra da işte İlk 30'dan sonra senaryo. en iyi senaryo, A senaryosu da zaten 30'dan sonra gerçek performansın her yer yarışmacının gösterdiği nokta bence. Orada da jokerleri doğru kullanarak, ki özellikle iki tane joker çok kritik bence o andan itibaren. O da artık işin biraz planlama bölümü. Dilerim ben A senaryosuna ilerlerim ama üçüne de hazırlıklıyım. Zaten bir tanesini C'den elemiş oldun yırttık. Cem. C gitti. A ve C'den B yırttık. kaldı. Umarım A'yı yaşarsın. Tebrik Umarım. ediyorum. Teşekkür Sırada ederim. üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi ikisi duymak kelimesinin önüne eklendiğinde deyim oluşturur? A. Antipati ve telepati. B. Sallapati ve sempati. C. Antipati ve sempati. D. Telepati ve hidropati. Birinin antipati duymak ve sempati duymak. Bakalım hatasız, dikkatsizlik hatası yapmayalım. Sallapati, telepati. Evet, antipati ve sempati. C antipati ve sempati son karar. Tebrikler Cem. Seyircinin çok güzel bir enerjisi var bu arada stüdyoda hakikaten. Hem sizden gelen zaten mükemmel bir enerji var ama Teşekkür ederim. umarım birazdan Joker'de de bana aynı desteği, o enerjiyi verirler. Şimdiden sen onlara enerjiyi gönderdin. Eminim bu pozitif bir şekilde Yani sana biraz şey gibi oldu onların dönecektir. motivasyonu olsun, evet. Güzel bir yol yaptın Cem. Tebrik ederim. Teşekkür Dördüncü ederim. sorumuza Sağ olun. geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi unvanı taşıyan biri henüz yoktur? A. Uzaya çıkan ilk kadın. B. Uzaya çıkan ilk erkek. C. Ayda yürüyen ilk kadın. D. Ayda yürüyen ilk erkek. Şimdi uzaya çıkan erkek var, ayda yürüyen erkek var. Uzaya
uzaya çıkan, zaten ayda yürümesi için uzaya çıkması lazım. Dolayısıyla uzaya çıkmıştır. Ayda yürüyen ilk kadın. Ayda yürüyen erkek var. Uzaya çıkan erkek var. Uzaya çıkan kadın zaten onun alt kümesi oluyor. Dolayısıyla burada en alt, en kesişim kümemiz ayda yürüyen ilk kadın. C, ayda yürüyen ilk kadın. Son kararın. Ya ona eklemen gerekiyor, o yüzden sordum. Son kararım C, ayda yürüyen ilk kadın. Cem, tebrik ediyorum. 5. sorumuza geldik. 7500 lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz müzik hangi iki enstrümanla çalınmaktadır? A. Piyano ve keman. B. Gitar ve cello. C. Ut ve saksafon. D. Oba ve santur. Bu müzik çok keyifli. Ben biraz dinlemek istedim. Tabii ki. Müsaade var değil mi? Tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ ol. Süre senin canım. İstediğin gibi kullanabilirsin. Keyifli bir cello gitar uyumu. Onu söyleyeyim. Bu da elini sen yalnız çok kesin titiyim de. B, gitar ve cello son karar. Cem, tebrik ediyorum. İkinci baraj iki sorum var şu anda. Aynen. Tamam. Şu an 6. sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Beşinci günün şafağında beni bekleyin. Şafakta doğuya bakın. Hangi film serisinde geçen ünlü bir repliktir? A. Harry Potter. B. Gün batımından şafağa. C. İyi, kötü ve çirkin. D. Yüzüklerin Efendisi. İhtimalim var ama bunu sormam lazım. Seyirci joker hakkı. Son karar. Tabii ki. Sevgili seyirciler, 5. günün şafağında beni bekleyin. Şafakta doğuya bakın. Hangi film serisinde geçen ünlü bir repliktir? A. Harry Potter. B. Gün batımından şafağa. C. İyi, kötü ve çirkin. D. Yüzüklerin Efendisi. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz, %54 oranıyla D şıkkı, ona en yakın %22'şerle B ve C şıkları demişler. Cem, sen ne dersin? Tahmin ettiğim seçenek, size güveniyorum. D, Yüzüklerin Efendisi son karar. Teşekkür ederim. Cem, tebrik ediyorum. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Değerli izleyenler, 30 bin lira değerindeki 7. sorumuz geliyor. Kaliforniya körfezinde denize giren biri hangisinde olabilir? A. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sacramento şehrinde. B. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde. C. Meksika'nın Puerto Peñasco şehrinde. D. Arjantin'in Buenos Aires şehrinde.
Amerika'nın batı sahilleri çok keyiflidir. Gerçekten o hani San Francisco'dan Meksika sınırına kadar olan, San Diego'ya kalan hat çok keyiflidir ki o hattın da ortasında Los Angeles var. Kaliforniya körfezi bu durumda zaten Los Angeles'ı kapsadığı için ABD'nin Los Angeles şehri. Burada çok büyük bir, çok büyük sürpriz olur şu an çıkmazsa. ABD'nin Los Angeles şehri. Son kararın mı? Son kararın. Sacramento neredeydi Cem? Maalesef. Yani Meksika'nın Puerto Peñasco. Yani bir Kaliforniya körfezinin Los Angeles'ı, Kaliforniya eyaletinde olduğundan emin misin? Yani o eyaleti kapsayan bir körfez olduğundan, yoksa Meksika'da mı? Kaliforniya körfezi. İşte bu açıkçası o yüzden yani Kaliforniya ben eyaletiyle bunu bir tuttum muhtemelen. Ama Sacramento burada sana bir ipucu vermedi mi? O da aynı hizada değil mi? Kaliforniya'da. Oradan dolayı. Ben çünkü oraya gitmediğim için belki de onu hatırlamıyor olabilirim. Çünkü ben San Francisco'dan aşağı doğru gördüm. O yüzden belki de detayını veririm. Hakikaten çok soru hazırlayan arkadaşları tebrik etmek lazım. Çok yanıltmaya yönelik çok keyifli bir soru. Evet, başlık yanıtmaya yönelik ama şurada da A şıkkı da bir ipucu veriyor. Hani ilk akıl böyle Los Angeles'a gitmeye tabii ki çok meyilli. Hı-hı. Fakat Sacramento, Amerika Birleşik Devletleri'nde Sacramento. O da çok... Ki Meksika'ya da indim aslında. Evet, yukarıdan başlayıp. Ben daha üst kısımlarında hani Porto Nuevo falan o tarafları görmüştüm. Peñasco'ya inmedim yani gerçekten. Şu an avlandım diyebilirim. Tebrik ediyorum hazırlayan arkadaşları. Teşekkür ederim. Babayla beraber bir gidersiniz artık. Artık bir dahakine yapacak bir şey yok. Cem nasıl geçti yarışma senin için? Ne paylaşmak istersin? Çok keyifliydi. Şimdi gerçekten bu yarışmayı sosyal medyada veya dışarıda konuşulduğu zaman hakkı yenen kişilerden bir tanesi bu soruları hazırlayan arkadaşlar. Gerçekten onları çok tebrik ediyorum ben. Neden? Şimdi eminim çok mutlu oluyorlardır bu söylediklerinden dolayı. Ben zaman zaman tebrik ediyorum. Yani hakikaten hep yarışmacıların başarıları konuşulur vesaire. Evet, şimdi evet. Bir defa bir çok ciddi bir planlama var. Yani baktığınız zaman işte ilk iki soruda çok basit dil bilgisi ölçülüyor. Bir kere Türkçe'ye hakim misin? Bir ile ikinci baraj arasında genellikle bir matematiksel zeka ile IQ ile ilgili sorular olabiliyor. Görsel zeka, işitsel zeka ile ilgili sorular olabiliyor. Bir kısımla ilgili. Bunu açtık veya bir coğrafya bilgisi ki aslında güvendiğim noktadır kendime. İkinci barajdan sonra da genellikle daha kompleks matrisler. Yani örnek veriyorum hem bir şey bilmen gerekiyor. Hem de onu yorumlayıp onu eleyebilmen gerekiyor seçenekler arasında. Ki öyle seçenekler ve öyle sorular ki bunlar ne kimse tam emin olabiliyor ne de hiçbir şey bilmiyorum diyebiliyor. Yani herkesin fikri var ama net değil ki... Güzel olan da onu yakalamak da zaten. Güzel olan da onu yakalamak ve enteresan bir detay daha. Hani demiştik ya Türkçe ile hakimiyetle başlayan bu serüven milyonluk soruda. Arda'nın cevapladığı soruda yine Türk Milli Marşı'yla, İstiklal Marşı'yla son buluyor ki hani hakikaten diyor ki Türkçe ile başladı ve Türkiye Milli Marşı'nda bilmen gerekiyor ki o milyonluk soruyu bil. Hakikaten ben onları tebrik ediyorum. Burada da beni gafil avladılar ama helali hoş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım editörlerimiz için söylediğim bu güzel sözlere ben de yürekten katılıyorum. Özellikle Arda'nın sorusunda tüylerimizi diken diken eden bir soruydu. Gerçekten. Hepimize tekrar İstiklal Marşı'nın 10 katasını ezberletti. Ve orada hata yapmamaktan öte orada saymakla da hata yapmadı. O heyecanla bu hata da yapılabilirdi. Dolayısıyla çok keyifli. Ben burada olmaktan keyif aldım. Sunucu, yarışmacı boyu boyuna oldu bu bu sefer. Gerçekten bu da çok keyifliydi benim için. Dilerim inşallah güzel bir an olarak bende kalır. Çok teşekkür ederiz Cem. Seni 2000 lirayla uğurluyoruz. Evet, haklısın. Değil mi? Boyu boyu aşağı sen bence biraz daha uzunsun benden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun.